Merhaba, ben Türkiye'den Onur. Küresel mali krizle birlikte Avrupa Birliği'ndeki genişleme sürecinde bir yavaşlama gözleniyor. Birlik bundan sonraki dönemde üye sayısını artırmaya devam eder mi? Bu durum Türkiye'yi nasıl etkiler? Teşekkürler. Bence yavaşlamış durumda zaten Avrupa Birliği'nin genişlemesi. Yani o diğer önceki büyük genişlemeyi hala hazmedebilmiş olduğunu söyleyemeyiz. Üstüne bu kriz eklendi. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla 2-3 yıldır zaten genişlemeden kimsenin söz ettiği falan yok. Fakat şöyle bir çıkmazla karşı karşıya kaldı Avrupa Birliği. Genişlemediği takdirde özellikle Türkiye gibi bir adayla ne yapacağını ve ilişkileri nasıl yeniden değerlendireceğini bilmiyor. Yani hem kaybetmek istemiyor hem almak istemiyor gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla özellikle kuzey ülkelerinde, Avrupa Birliği'nin kuzey üyelerinde, başta Britanya'da dile getirilen bir takım modeller var. Bu da kademeli üyelik modeli. Yani otursun Türkiye ile örneğin Avrupa Birliği üyelik koşullarını ve sürecini yeniden tanzim etsin. Yeni bir yol haritası çıkartılsın. Bu da üye yapmamak için bulunmuş bir formül değil. Yani bu ayrıcalıklı ortaklık gibi Sarkozy döneminde ileri sürülen model değil. Tam tersine kazanmak için geliştirilmiş bir model olsun. O da şu: Türkiye hangi konularda müktesebatı kabul edip üye olabiliyorsa, örneğin onun kararlarının alındığı kurumlarda temsiliyeti olsun. İşte Avrupa Parlamentosu'nda temsiliyeti olsun. Dolayısıyla yavaş yavaş bu işe dahil olsun. Hani diğerlerine dahil olmak istemiyorsa da çok da ısrar etmeyelim. Böyle esnek bir üyelik modeliyle Avrupa Birliği yeni bir forma gitsin deniyor. Bu şu anki Avrupa Birliği açısından da bir çözüm olabilir. Ama özellikle Almanya alacaklarını tahsil etmeden böyle bir adım atabileceği kanaatinde değilim. Bu modele çok sıcak baktıklarını düşünmüyorum. Fransa ve Almanya'nın Türkiye gibi bir büyük ülkenin üyeliğine daha zaman tanıdıklarını düşünüyorum. Ama bu zamanın 2023'ü örneğin hedef gösterilmezse, bunun arkasında bir tarihe ertelenirse, burada kaybetme, yani İngiltere'nin sözünü ettiği kaybetme sorunuyla karşı karşıya kalınacak. Siz de sorularınızı internet üzerinden bize iletebilirsiniz.